Hey yavrum benim, haydi Barut! Evet, aç ağzını. Hazır aç. Tisleyeceğim arkadaşlar. Barut'u çağırıyorum. O çilçi orada bak. Hey yavrum benim, haydi Barut! Haydi Barut! Babasının oğlu, vay vay vay. Akıyor maşallah. Hey yavrum ey. Barut'un... Barut yani ilk kez böyle bir yabani gördü arkadaşlar. Bu kadar yakından. Tilki de Adem'in tavuklar çalmaya geldi. Barut başka yerdeydi arkadaşlar. Bağırdım gelmedi. Tilki de gitmedi. Sonra bağırışlarımı Barut geldi. Tilki de gitmedi. Biliyor burada köpekte bağlı ya. Şimdi Barut onu halleder arkadaşlar. Yani Barut onu buradan ağır götürür. Hayvanlara ilaç yapıyorduk biz de. Tavukların bağırışına çıktım. Köpekler de bağırıyorlardı. Barut evde değildi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Barut yaban testinde geçti. Köş! Taysın! Köş! Köpeklerin bağırışına çıktım ben de. Hem tavuğa bağırdım hem köpekler. Köş! Taysın! Size yapacağınız bir şey yok. Ama bundan olay ayarladım arkadaşlar. Taysın! Taysın'da zincire vuruyordu. Şimdi bunlardan birini bıraksam arkadaşlar kes yakalayamazdı ama şu zalim ya da Tyson yakalayabiliriz arkadaşlar. Yani köpekler bakın yaban hayvan geldi nasıl anladılar. Hepsi ayaktalar. Ve koku alıyor bak. Kes. Ama var ya Barut bir gitme gitti arkadaşlar. Aktı resmen. Daha da gelmedi. Tilkiye gününü göstermeye gitti. Gelmiş tavuklar boğmaya çalışıyor ya. Taşın! Köpekler kendilerine vuruyor arkadaşlar ama zincire falan vuruyorlardı. Yalnız Barut burada değildi. Deremlin'in oraya gitmişti. Deremlin'in evde arkadaşlar hemen şu sarı evin orada. Ben bağırışlar ama Barut avuştu. Artık bundan sonra Barut benim bir sesim arkadaşlar her yere gidecek. Çünkü niye? Kandırmadım onu. Köş, ben de oğlunu yanına bırakayım mı? Köş, bırakayım mı sende? Ne diyorsun? Tilkiye bakın ya, köpeklerin bağlı olduğunu anlamış arkadaşlar. Köpeklerin bağlı olduğunu anlamış. Seni bırakayım mı Köş? Ne diyorsun? Bırakayım mı seni? Bek istiyor mu? Ama bırakamam, sen bıraktığı zaman gidip köpekleri boğarsın, sıkıntı yaşarsın. Bak oraya bakıyorsun değil mi? Tilki oradan geldi çünkü. Arkadaşlar öncelikle şurada bir araya gireyim. Benim oynadığım bir oyun var, Westlord diye. Gerçekten güzel bir oyun. Aranızda zaman fazla olanlar ya da oyun oynamak isteyenler ya da canı sıkılanlar varsa bu göstereceğim oyunu oynayabilirsiniz. Gayet güzel bir oyun. Ben de bu aralar ona sardım. Bu ara onu oynuyorum boş zamanlarımda. Arkadaşlar şimdi oyunu açtık. Şimdi oyunu oynamaya başlayalım. Çok gerçekten kolay bir oyun ve çok zevkli. Hayvanlarla alakalı bir oyun. Biz burada aslında aslanlarız arkadaşlar. Yani aslanız biz. Bakın bu şekilde sizi yönlendiriyor. Burada aslanlar koloni kuruyor arkadaşlar. Diğer hayvanlardan yardım istiyorsunuz. Diğer hayvanlar size yardım ediyorlar. Onu size göstereceğim nasıl indirdiğinizi ve nasıl oynadığınızı. Şimdi bir de ona bakalım. Oyunu bulmak için böyle Play Store'a girip Best Lord yazarak Best evet Westlord The Nent yazarak bulabilirsiniz. Şu yukarıdaki. Hemen şöyle yüklüyorsunuz.
Yani bu kadar basit oyun arkadaşlar. Yani yapacağınız başka hiçbir şey yok. Yüklenmesini bekleyeceksiniz. Oyun yüklenecek. Bu şekilde arkadaşlar. Oyunu oynamaya başladık. Bize söylenenleri yapıyoruz şu anda. Tabii arkadaşlar ilerlediğimiz seviyelerde çok güzel yerler gelecek. Gayet güzel bir oyun. Böyle hayvanlı falan bir oyun ya. O yüzden benim bayağı bir ilgimi çekti. Şimdi arkadaşlar burada da oyuncağımız aslanı seçiyoruz. Bakın buraya bastığımız zaman 3 tane farklı çıkıyor. Siz hangisini isterseniz onu seçebilirsiniz. Ben sondakini seçtim. Play Store'da tedarikin açıklamasını yaptım. Direkt bunu görebilirsiniz. Size tavsiye ederim bu oyun. Merak edenler falan varsa, heyecanlı bir şeyler arayanlar varsa bu oyunu oynayabilir. Tam bizim izleyici kitlemize uygun bir oyun. Görüşmek üzere. Sakat geldi arkadaşlar. Yorulmuş yalnız. Bir sakatlanmış. Kontrolsüz koştu ya. Bir de yavru tabii. Öyle kafaya göre koşarsa. Bakın arkadaşlar. Çok yorulmuş Serhat'a. Biz hayvanların nelerine vuruyorduk. O sırada Bart gelmiş. Dur Bart, dur. Dur. Yoruldun mu? Tilkinin peşine öyle gidiyor, öyle gidiyor, öyle gidiyor, öyle gidiyor. Görür görmez deli oldu arkadaşlar resmen. Çok güzel bir köpek oldu arkadaşlar. Aynı babası gibi. O da yabaniye düşkün çıktı. Pes. Pes. Bunlar açık ortada. Tilkin gelme imkanı yok ama işte. Bunlar... Onlar kapalılar. Bunlar bağlılar arkadaşlar. Bir bu açıktı. Bu da burada yoktu. Dedem yine oraya gitmişti. İşte 4-5 dakika bağırdım. Ondan sonra geldi. Roş. Şu ayağı biraz sakatlanmış arkadaşlar. Kendini normal yere atıyor. Aslanım benim. Bayağı bir yorulmuş. Soy hiçbir zaman yalan söylemiyor işte. Yani yavru da olsa. Gördüğü zaman zaten köpek yani 7'sinde neyse 70'inde de oluyor. Yani yavru için gitmiyor. Büyüdüğü zaman da gitmiyor yani. Şimdi insan şey düşünüyor. Mesela yavru için gitmiyor. Büyünce gidecek. Bir köpek ufakken yabaniye tepki veriyorsa büyüyünce de az bir şey daha değişini verir yani. Şimdi Baruto tilki orada görseydi tilki zaten duruyor da aynı şekilde. Gitmiyordu. Beni görünce kaçmıyor zaten. Kaçmasaydı bu da benim yanında dursa hırlasaydı zaten anlardık yabaniye gitmedin ama Allah şükür benim köpeklerimde öyle bir sorun yok. Bütün keşin yavrularını verdiğim yerlerde çok memnunlar. Hepsi teşekkür ediyorlar. Bart Bey zaten yavrusunu da biz besliyoruz keşin. Gayet güzel bir köpek oldu. Çok kalın. Fiziğimiz mükemmel. Fazla büyümez ama yani çok kalın olur. Babası kadar ancak olur. Tabi o kadar da yeterli. Ama çok kalın ve sağlam bir köpek olacak. Tarlanın içinde nasıl toz dumanı kaçırdın Bartu ya. Yoruldun mu? Güzel bir sosisi hak ettin Bartu. Arkadaşlar Barut'a verdiğimiz sözü şu anda tutuyoruz. Ona dana sosis getirdim. O tavuk falan değil Barut. Dana hem de. Şimdi Barut görevini hak ile yaptı arkadaşlar. Gel bakalım. Gel. Atla bakalım abi. Atla. Evet. Aç ağzını. Ağzını aç. Aç. Yoğurup sen sosis. Aa bunlar da üç kibarla kaldım. Sosis yemiyor onu ya. Al sosis. Bak. Elimde ya yemiyor arkadaşlar. Yere bırakalım. Bunu şuna üzerine bırakalım. Şuraya bakalım Barut. Beğenmedi herhalde sosis. Galiba. Alışmış arpa ununa. Yal verme buna. İşte böyle adama iyilik yapmak da yaramıyor. Açalım. Şimdi diğer köpeklere vereceğim anneme. Beğenmedin mi Barut? Barut'a ayrıcalık var mı? Köpeği sosisle besliyoruz. Adam beğenmiyor kardeşim ya. Bak yere düşeni yiyor şöyle bak ya. Temiz yemiyor orada. Çünkü arkadaşlar sözümü tutuyorum. Bartu'a sosis getirdim. Normal hayatta yemediği için pek beğenmedi.
Tabi yemeye başlarsa ellerini abi, sana girişecek. Alışmamış Mert, hiç yememiş ya. Diğer bitirir bu yani. Şimdi o biraz kokusunu alsın eline abi, şimdi diğer köpeklere de götürelim. Şimdi Tyson'a götürelim, bir tane verelim. Kete verelim, bir de zalma verelim çünkü onların da hakkı var. Hatta onlar açık olsaydı onlar direkt giderlerdi ama onlar bağlı oldukları için. Yani onlar gitmek istediler ama gidemediler. Gel Bart, gel. Gel abi yanına. Atla, atla. Bu kadar basit, al. Oh, yemiyor elimde, yemiyor çarata ya. Gel bakın burada ya. Ne kadar nazlı ya. Çok besir olduğu için Emre abi yemiyor herhalde. Tok galiba Mert ya. Bir de şimdi şaşırdı. Güzel bir şey görmemiş hiç. Köpek şoka girdi. Yani köpeğimiz bile gariban arkadaş ya. Böyle bir gariban zekası yok yani. Ben de küçük Emrah sanıyor. Ben sosu yiyemem diyor. Ama fena girişti birazdan yer kanka. Şimdi şöyle bir iki tane Tyson'a götürelim. Balık da burada yesin. Gerçekten biz gidelim. Tyson'a yanına gidelim. Tyson. Tyson sabah kaçtı abi. Köyün köpeklere boğuştu. Oo. Biraz yorgun. Belli zaten. Eski heyecanı yok abi, köpeğin ya. Çünkü hava çok kötü boğuştu. Tyson. Tyson sabahki bir olay neydi böyle? Bir sürü köpeğin içeri aldın. Sosis yer misin? Mert bu da et sevmiyor. Bu da et sevmiyor. Bunun da huyu böyle. Şimdi çeşitleri zalıma götürüyorum, onlar yuvarlar yerler. Tyson belli mi? Et sevmiyor, bak gördün mü nasıl ayaklar ağrıyor çünkü. Ama çok kötü bir boğuşma oldu. Hadi de kan falan da var. Omzunu. Tyson, Tyson böyle şeye alışkın. Çözüm çözme ciddi köy içine ya. Orada da tam köpekli kalabalık. Atla. Oradakilerin hepsi bir Mert. Aynen. Ooo köpeği. Tyson Bey, atla. Tyson Bey, sosis getirdim. Ama bir daha öyle kaçıp köy içine gitme. Bu taraflara git. Bak köy içinde köpekli kalabalık. Ben bire kaçtım, 5-6 yapamazsın. Şimdi nereye koyalım ben abi? Şöyle bir yere koyalım diyorsun. Temiz bir yer olsa oraya koymaz. Yemiyor da. Tyson et yemiyor mu? Şöyle. Tyson, gel. Şuraya koyalım. Büyük ihtimalle yemeyecek de. Diğerisi de şuradan yiyiz. Tyson, Tyson, Tyson. Sosis olur mu? Bakmış. Gitmek istiyor. Ödün almak istiyor ama alamazsın Tyson. Buraya koyuyorum bak. Yemek istersen yiyebiliriz. Yok yemiyor. Baba yorgun. Varıp da yemedim artık. Böyle bir şey yok arkadaşlar ya. Çeşe götüreceğim şimdi, hepsini bir kere yutacak ya. Abi bekliyor çeş. Varıp zaten sabah kuzu yedi Emre abi. O yüzden tok mu? Kuzu yiyen adam beter sosise bakmaz ya. Ama biz sözümüzü tuttuğumuz için bizim amacımız burada sözümüzü tutmaktı. Kuzu da ölünce varta verdik. Var da onu yiyince tabii sosise bakmadı. Farklı. Al varken kafayı yemek istemiyor. Dur şey. Gel bakalım buraya. Dur. Oğlum sen git hadi. Baba şimdi sinirlendin mi? Sana kaçtı. Gel bakalım. Al sosunu. Ya bağırıp dursana. Gel sana bir tane vereyim. Tövbe. Ya şimdi yemeye başlıyor. Kıskanç herhalde ya. Tabii canım. Mert, bu hatta köpeklerde öyle bir şey var ya. Yemiyor. Yemiyor. Şimdi babası iyi bekliyor. Paylaşmak istemiyorlar. Keş de biraz nazlanıyor. Bunlar çok cahiller ya. Mert herhalde et mi vardı önünde sana? Hepsinde var mıydı? Yok bunda yoktu. Bilmiyorum ya, yemiyorlar. Bekler mi zalımı yemezdi? Yer mi şimdi? Zalım. Hangisine yer dediysen yemedi. Zalım. Kör olacağım şimdi. Zalım. 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 Buyurun efendim. Bir sosis. Sen yedin mi Barut? Alım yanına gitme. Hadi ya. Ne kadar kıskanç bir köpek ya. Yemiyordu şimdi birden. Yedi mi Erna bu? Valla Mert belki götürüp buraya bırakmıştır ama görmedim yani. Verin bir tane daha. Ne diyorsun? Tadını aldı herhalde Erna bak. Aynen. Kuzu yiyince böyle yapay ürünler yemiyorlar işte. Alışmışsan damak ama tadını iyi biliyor. Barut o yedi Erna abi. O hemen yedi Mert. Kara girişler bunlar. Sen de al. Salım Bey. Sosis partisi veriyorum köpekler. Beğenmiyor ya.
Taze de organik bu. Kuzu yemişler. Köpek getir köpeklere sosis ver sana. Yer mi onu? Balta bak artık yemeyin adam. Kıskançlıktan yiyor bak. Bunda öyle huyu var. İşte nefayı yutmaya başladı ya. Tadını aldı. Tadını aldı. Baba barut yemiyor, bırakıyor geliyor mesela. Kıskanç işte. Baba sana bir boğaca. Şimdi de sarıldı bacak. Dur lan. Azalı fena yiyor. Kıskanç. Kıskanç. Ne oldu? Kıskanç. Hadi git. Salim Bey. Ne oluyor? Ooo zalim çok beğendi. Bu ikisi iyi yedim, her keş de yedi. O da götürüyor oraya koyuyor, koşuyor geliyor. Barut da kıskançlıktan yedi. Arkadaşlar dün bu köpekler bağlılardı. O yüzden gidemediler. Ben birini açsaydım, zaten bak bugün sabah biri kaçtı, gitti hemen köy içine. O yüzden açamadım. Elimizi yiyeceğiz lan. Ama tabii Barut tilkiyi alıp götürdü. Yani iyi bir yol dedi. Görüyorlar, gitti. Ömer ben buna çağırdım gelmedi çünkü dedem dinle otaymış. Hı hı. Sonra ben umudu kesince güzel baktım çıktı. Geldi buraya baktım yok. Ben görmesi iyi oldu ya en azından. Yabaniye alıştı bir de. Aynen. Tilki de korksa iyi olur. Yoksa tavuklarını falan. Dur dur. Ağzını yakala dur. 1, 2. Ah derim onu. Daha mı böyle yapacak ben lan? Sen de? Dene bakalım. Zalim 1, 2. Yakala. Yok. Saramadı. 3 çeşte bak. Bunlar biraz geri çekil. 1, 4, 2, aslan parçası. Bu da çiğnemeden yutuyor herhalde mi? Hızı boştu. Ve sakatlandı, ayağı da sakat oldu Emre abi. Hı hı. Her kilolu ya belki. Hani bir de yani şimdi hiç böyle koşmadı ya Emre abi. Hmm. İlk kez böyle bir çok birden heyecanlı adrenalin sarılıyor ya Emre abi. Aynen. Bir de haktan baktan geçerken de. Biraz kilolu olduğu için işte çukura mukura girmişse belki incinmiştir. Baksana babasından kilolu. 1, 4, 2, ah. Olmadı bu sefer. Da biz de atamadık hemen. Aha bu alışacak mı? Oo. Yavaş yavaş. Sevdim seni. Yuttu lan bu arada. O yutuyor içine mi? Dayan dedim ya sana. Yuttu direkt. Peş sen yutmak istiyor mu? Ya bundan sosisle beslersen bu arada bir ekonomik kriz var ya. Ama mecbur köpeklerimizi iyi beslemek zorundayız. Çünkü hayvanlarımızın koruyucuları bunlar. Dalım, bakalım büyük paça yakacakmış, tamam mı? Bak. Attır zaman tutacaksın. Açır değerler ama tutar. Alışmamış Mert'in şöyle. Aynen. Hiç kez böyle bir şey yapmıyoruz. Aynen. Alışıp bununla oynuyoruz ya. Arkadaşlar, sözümü tuttum. Babalar sözünde durur. Barut'u besledik. Zaten Barut tabakuz yiyince pek bakmadı ama bu iş keşle zalıma yaradı. Taysin de pek beğenmedi çünkü baba yorulun sabah bir Sakarya Meydan Muharebesi atlattı. Köy içine dalınca köpeklerle boğuşmak zorunda kaldı. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Barut bir kere daha babasının oğlu olduğunu kanıtladı ve gördüğünüz gibi canı gördü. Yabaniye gitti. Yani böyle görüp de böyle benim yanımda dursa böyle hırlasaydı demek ki korkak bir köpekti. Ama hiç düşür düşmez gitti yani. Büyük ihtimalle bu kurtlar o şekilde gidecek ama kurt görmeden bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Kurt çok farklı bir olay. Bir köpek ayıya gidebilir, domuza gidebilir, porsuk boğabilir ama kurdu görmeden hiçbir şey diyemeyiz. Kurt çok farklı. Bakalım Barut'ta kurt görünce ne gibi tepkiler verecek hep beraber göreceğiz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.